Nazan, keyfin yerinde bakıyorum. Ay yok ya. Seni düşünüp düşünüp dertleniyorum işte. Ya bırak Nazan ya. Bırak. Kesin içinden oh olsun diyorsun değil mi? Vallahi benim oh olsun diyebilmem için sadece kızın Yiğit'e aşık olması yetmez. Yani Yiğit'in de seni o kızla aldatıyor olması gerekir değil mi? Ne diyorsun Nazan ya? Hayır, yani diyorum ki şimdi benim oh olsun demem için ortada bir şey olması gerekir yani. Ortada bir şey yok ki. Yoksa var mı? Ay İlhan, ben bütün sayfayı okuyamadım. Ay yoksa, karşılıksız aşk değil miymiş? Ay yoksa Yiğit de mi kıza aşık? Ay Nazan, sus ya. Geldim şuraya insan gibi konuşalım, barışalım diye yine abuk sabuk konuşuyorsun yani. Sus, kapa o çeneni, kız hiçbir şey bilmeyecek. Ay sen hırsını kızdan değil benden çıkaracaksın galiba İclal. Nazan, çeneni kapat tamam mı? Kız hiçbir şey bilmeyecek. Sonra ben nasıl büyük bir zevkle ondan hırsımı çıkaracağım göreceksiniz hepiniz. Sus şimdi. Keyif çatacağım ben. İnazına keyif çatacağım. Oh, tabii tabii İclal'cim. Sen keyfine bak. Ben öyle boş boş konuşuyorum işte. Konuşma Nazan ya. Konuşma. Üf. Hafizem, şu çayımı bir tazeliğe ver bakayım. Senin işin gücün yok mu be adam? Bu kaçıncı çay sabahtan beri tepemde? Allah Allah, zoruna mı gitti? Bir demli çay istedik, ne var yani? Hayır canım, ben çay içmene bir şey söylemiyorum ki. Ama böyle yayılıp yayılıp kendi evinin baş köşesinde gibi. Artık burası bizim evimiz sayılmaz mı be Hafizem? Tövbe ya Rabbim. Ya tövbesi mi kalmış artık bu saatten sonra Hafize, Allah'ını seversen. Hayır efendi! Buyurun Aytun Hanım. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Bu nasıl bir oturuş şekli böyle? Bunlar nasıl abuk subuk konuşmalar? Bu ne cüret? Yok, yorulmuşum da biraz soluklanayım dediydim Aytun Hanım. Sen aklını mı yitirdin be adam? Aman Aytun Hanım, yani şimdi böyle laflarla kalp kırmanın ne lüzum var değil mi yani? Sen kendinde misin? Ha? Gündüz vakti içki falan mı içtin? Ateşli bir hastalık mı geçiriyorsun sen? Yo, iyiyim. Turp gibiyim çok şükür. O zaman bu halin ne be adam? Burası bizim evimiz falan demeler. Sen kendinde misin? Aytül Hanım, yanlış anladınız. Tayyar Efendi emektarlığımızı şey etmek için... Bir daha böyle konuştuğunu duymayacağım, böyle davrandığını görmeyeceğim. Fena olur. Yar efendi, duymadın mı be kadını? Fena yaparmış. Bizim arkamızda kapı gibi nur kozan var artık be. Hiçbir şeycik de yapamaz. Allah. Yiğit felaket. Eğer korktuğum başıma geldiyse felaket. İşim biter bitmez ara beni. O kadın halasına, eniştesine her şeyi anlatmış. Eğer gerçekten böyleyse felaketin büyüğü. Hoş geldin Yiğit'ciğim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Tahsin Bey. Sağ olun. Ay, çok keyifli değil mi ama?
İcay nerede? Evdedir herhalde. Biz de Tahsin'le şöyle bir boğaz keyfi yapalım dedik. Karı koca hep beraber. Ne güzel. Size o zaman iyi boğaz gezmeleri. Yiğit'im, marinada komşu olduk madem. Görüşelim. Bir gün birlikte açılalım. Tabii tabii. Neden olmasın? Beraber de açılırız. Ay biz haftaya kaçıyoruz Tasos'a. Hep beraber Yunan adaları yapalım. Çok keyifli olur bu yaz değil mi? Olur tabii. O da keyifli olur. Onu da yaparız. İzninizle ben çıkıyorum. Sağ olun. Demek ki yerine bir marina bulacağız. Hadi boğazdan. Ben bir iş yeri arayayım. Dur. Sonunda. Ceyda ne ya? Merhaba Ceyda'cığım, nasılsın? Tekne mi? Ne teknesi? Ay vallahi marinada da komşu olduk. Bu yaz ada rotamıza bekliyorum İcrail'cim, tamam mı? Ay tabii Ceyda'cığım. Tabii ben zaten şimdiden çok sabırsızlanıyorum teknenin keyfini çıkarmak için. Tabii. Sen Tahsinciğime de çok selam söyle. Tamam canım, hadi en kısa zamanda görüşürüz. Bye bye. Hayırdır İcra? Ne teknesi? İyi tekne almış ya. Aa. Senin haberin yok muydu? Oo, birileri alışveriş yapmış. Ay kıyamam sana ya. Kendi kendini ikna etmeye mi çalışıyorsun? Tut kendini kızım. Aa buraya geliyor. Kanı nasıl susamış herhalde? İcdil Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Ay ben çok sıcakladım, bunu aldım. Ben biraz gideyim şurada oturayım da hem sizin de konuşacaklarınız varmış zaten. Oh. Bir dakika canım. Ben özür dilemek istiyorum. Dün gece çok can sıkıcıydım. Ben ilk kez içki içtim. Yaramadı. Bir şey söylemeyecek misiniz? Kız gözünü karartmış. Hedefi sensin. Önce ne yaptı? Sarhoş numarasıyla seni işkillendirdi. Sonra da günlük tuzağıyla bombasını patlattı. Seni tahrik etmeye çalışıyor. Anladın mı? Üstüne saldırmanı bekliyor. Pusuda. Kocanla senin aranı bozmak için pusuda resmen. İclal Hanım, bir şey söylemeyecek misiniz? Sana ne söylememi istiyorsun Nur? Bana kızgın olduğunuzu görebiliyorum. Konuşmak için yanınıza geldim. Tamam. Konuştun işte. Ben de dinledim seni. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Bu kadar mı? Benden ne duymak istiyorsun sen Nur? Hı? Böyle benden özel olarak duymak istediğin bir şey var mı? Yok, hayır ama... Ne oldu? Beklediğin kadar sinirlenmedin mi? Şaşırttın mı seni? Ben sadece özür dilemek istedim. Sen dün geceyi bayağı büyütmüşsün anlaşılan. Kendini de fazla önemsiyorsun anladığım kadarıyla. Nasıl? Yani sarhoş olman çok tatlı bir şey değildi, tamam. Ama gecemizi mahvetmiş falan da değilsin yani. Ben Yiğit'in karısıyım ya. Kocamla çıktığım romantik bir akşam yemeğin çocuğumuzun bakıcısı... hatta eski bakıcısı sarhoş oldu diye mahvedecek değiliz değil mi? O yüzden sen dün geceyi de kendine fazla büyütme. Peki, ben artık... Sen artık müştemilata git. Sıkı bir alışveriş olmuş belli. Aldıklarını yerleştir. Hediyeler aldım. Mert'e de bir hediye aldım. Ay çok zarifsin. Ben artık gideyim o zaman. Akşama görüşürüz. Yılan. Alamadın istediğini değil mi? Pis yılan. Şu kadardı. Şu kadar mıydı? Bu kadardı be, bu kadardı. Şu kadardı.
Ay anne vallahi dediğin çıktı ya. O yılan var ya gözümün içine baktı bildiklerimi söyleyeyim diye. Kim bilir neler planladı. Nasıl şaşırdı hiçbir şey söylemeyince. Ama vermeyeceğim ona istediğini ben bu sefer. Doğru yaptın, iyi oldu. Yiğit, tekne almışsın. Ne? Gerçek tekne mi? Evet, gerçek tekne. Oley! Bak, ben kaptan olacağım, sen de Miço, tamam mı? Tamam. Yaşasın! Yaşasın tabii. Ben de bugün Ceyda ile konuştum. Marina'da karşılaşmışsınız, ondan öğrendim ben de. Aşk olsun yani, saklar gibi öyle. El alemlerden mi öğrenecektik? Niye saklasın Nazan ya? Allah Allah. Nazan, boş boş konuşma. Yarın bence bir kutlayalım bu tekneyi, ne dersiniz? Kutlayalım baba, lütfen kutlayalım, ne olursun kutlayalım. Aman pek güzelmiş ama ne gerek vardı halacığım bu kadar hediyeye? Ya ne zamandır istiyordum bundan, bekledim durdum. Ha bugün ucuzlar, ha yarın ucuzlar diye diye. Biliyorum zaten, o yüzden aldım. Ha, bir tanesin sen, bir tane. Vallahi hiç gerek yoktu kızım. Olur mu hiç öyle şey? İçimden geldi halacığım. Babamla bana da göstermelik gelmiş belli. Elmas, kızımın ne biçim laf öyle? Ne işte, resmen ayıp olmasın diye almış. Beğenmediysen değiştirme kartı var içinde. Gider değiştirirsin. Aa, yapmayın böyle Allah aşkına. Kızım içinden gelmiş ama fazla fazla gelmiş. Hafize, o ne biçim laf öyle? Koskoca Yiğit Kozan'ın karısı duruyor karşında. 3-5 tane hediyen için laf etmeye değer mi ya? Aa. Ben kendi kazandığım parayla aldım enişte. Çalıştım, kazandım, aldım. Maşallah. İyi de kazanıyorsun tabii. Telefon da son model. Hey gidi günler. Bak şu kapıdan ilk girdiğin günleri hatırlıyorum. Telefonun kırılmıştı. İkinci elini alacak paran yoktu. Evet. Hatırlıyorum. Merak etme. Hepsini hatırlıyorum. Bunca zaman da bizi yemiş. Sanki kocasına dese bana bir telefon al dese almazmış gibi. Gördüğün gibi sabrettim, çalıştım. Kocamdan istemedim, kendim aldım. Neyse, ben Mert'e aldığım hediyeyi vereyim. Ay kendini aldı da alt üstü bir telefon. Bir havalar, bir sevindirik olmalar görmemiş ya. Olacak o kadar. Ne görmüş ki bunca zaman? Ya ya. Biz hepimiz çok gördük. Bir tek Nur görmemiş zaten. Sen mutfağa söylüyorsun değil mi? Niye? Ne oldu ki mutfakta? Ne olacak? Baban Aytül Hanım'ın tepesini attıra attıra bir hal oldu. Kadın kalayı basıyor. Beni bir gülme alıyor. Ay Allah'ım yarabbim. Ay söylediniz mi yoksa Aytül Hanım'a? Yok Allah korusun söylemedik ama baban söylemekten beter etti. Lütfen baba lütfen açılan duymuyorsun. Lütfen ne olursun lütfen. Bir düşüneyim. Baba ne olur lütfen. Bak kutlarım ama bir şartla. Miçoluk yapacaksın tamam mı? Sus. Denizci sözün mü? Sus. İyi peki tamam oldu. Hadi kabul ettim ama halatları falan sen mi alacaksın? Oley! İyi akşamlar. Nur biliyor musun? Babam tekne almış. Ne güzel. Hayırlı olsun. Bak güya senin yanında yüz vermiyor kocanın. Teşekkür ederim. Deniz bana huzur veriyor. Umarım aradığınız huzuru bulursunuz. Umarım. Biz madem yarın cümbür cemaat çıkacağız, Nur da gelsin bizimle. İster misin Mert? İsterim, isterim. Öyle çok isterim, çok isterim. Nur, yarın çekimin falan yoksa gelir misin sen de bizimle? Mert de ilgilenirsin. Biz de başımızı dinleriz biraz. Tabii, seve seve. Yaşasın! Al bak, bu senin. Bu ne? Hediye. Ne gerek vardı canım? Adettendir. İlk maaşla. Aa, duydunuz mu? Nur bizden aldığı parayı maaştan saymıyormuş demek ki. Yok, siz beni yanlış anladınız. Ya hadi Nur, basbayağı öyle dedin işte. Ay canım kız haklı.
Şimdi bakıcılık maaşı nerede? Mankenlikten kazandığı para nerede? Yok yani gerçekten... Tamam Nur, tamam. Bak işte burada hepimiz anladık. Bakıcılığı beğenmiyormuşsun yani. Araba! Oley! Beğendin mi? Çok! Ay gerçekten çok özel hediye olmuş. Arabaları seviyor ya, o yüzden. Benim biraz çalışmam lazım. Gözüme. Başlayacağım maaşına. Teyze hiç konuşacak halde değilim. Belli. Mesajlarımı almamışsın. Sonra teyze, ne olur. Sonrası geç Yiğit. Tayyar efendilerin her şeyi bildiğinden şüpheleniyorum. Şüphelenmiyorum, hatta eminim. Nur'la evli olduğunu biliyorlar. Yoksa bugün yaşadıklarımın başka hiçbir açıklaması olamaz. Ya Tayyar ha. O kadın onlara her şeyi anlatmış Yiğit. Kadın değil. Ben söyledim. Aa, hayır olmadı. Hadi bir daha dene. Yani Allah sana gerçekten evliya sabrı vermiş İclalya. Ya bu benim çocuğum olacak. Sonra o bakıcı gelip ona bir tane araba hediye edecek. Sonra geçip karşıma kikir kikir oyun oynayacaklar. Ay yemin ediyorum vallahi yaradana sığınıp Allah ne verdiyse dalarım ha. Ay Nazan. Yeter ya. Mertciğim, hadi anneciğim gel. Gel, uyku saatimiz bizim. Hadi gel, yatacağız. Tamam, ben uyuturum İclal Hanım. Yok yok, ben uyuturum oğlumu. Sen zaten yarın bütün gün uğraşacaksın teknede. Bu gecelik ben uyuturum, hadi. Ama anne, sen güzel masal okuyamıyorsun. Okurum okurum, çok güzel masal okurum ben sana. Oyuncağımızı da alalım biz. Hadi iyi geceler bize. Gel. Ne oldu Nazan? Ne dedin kıza? Ay ne diyeceğim ya? Uyku saati dedim. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Kendi ağzında o haddini bilmezlere gerçeği nasıl söyleyebildin sen? Ne yapayım teyze? Biliyorum şaşırdın ama ben de planlamadım böyle olmasını. Birden gelişti. Sen benim kızımın hayatını oyun mu zannediyorsun ha? Ben sana inanamıyorum ya. Ha? Kendi ağzınla her şeyi nasıl anlatırsın sen? Mecbur kaldım. İş öyle bir raddeye gelmişti ki mecbur kaldım. Ne için mecbur kaldın? Benim kızımın hayatından daha önemli ne olabilir? Seni buna mecbur eden daha önemli ne olabilir acaba? Karım. Karım için mecbur kaldım. Ha, doğru. doğru ben onu unutmuşum. Doğru söylüyorsun. Senin karın benim kızımın canından daha mühim. Yapma teyze. Bana haksızlık ettiğini sen de farkındasın. İclal'in hayatı benim için ne kadar önemli bunu sen de biliyorsun. Eğer öyle olmasaydı bu evde her şey çok farklı olurdu. Ne gibi? Ha? Karın Fırat'ın mankeni olmazdı öyle mi? Bak teyze, endişelerini anlıyorum. Tayyar'ın kulağını çekeceğim, merak etme. Bugünkü gibi bir pervasızlık, patavatsızlık bir daha yapmayacak. İclal de bundan zarar görmeyecek. Güven bana. Bana başka şans mı bıraktın ki? Hala diyorsun ki oyun oynayalım. Gözlerinden uyku akıyor ya. Ama bak sen de söz verdin. Masal okuyacaksın. Ay okuyacağım, okuyacağım. Arabam! Ay elimden düştü ya, pardon. Ama kırılmış. Tamam bir şey olmaz. Ben sana yenisini alırım. Ama anne. Ay tamam ben sana alırım yenisini Mert'ciğim. Anne. Canan bak araba var orada. Çöp o çöp al onu al. Anne. Ya tamam kuzum Allah Allah. Alırım yenisini diyorum.
Ne oluyor Cahit bu saatte? Bip bip. Yok be şey. Şirketten çocuklar. Yarın bizim Azerilerle toplantı var da. Ona haber veriyorlar. Ha. İyi. Versinler bakalım. Ay şuna bak ya. Gören de hapishanede volta atıyor zanneder. Uğraşmış o kızla Nazan. Ay ne uğraşacağım ben onunla ya? Onunla kimin uğraşacağı belli. Bana bak. Sen bir şeyler karıştırmıyorsun değil mi yine? Ay yok artık Cahit. Ne bileyim öyle icdarla kulaktan kulağa fısır fısır falan. Ne oluyor? Ay Allah Allah ya. Şurada kadın kadına oturup ne konuştuğumuzun fısır fısır hesabını mı vereceğim sana Cahit? Hem sana ne oluyor? Sen o cici yengenin avukatı mısın Allah aşkına? Nazan, saçma saçma konuşma ne olur. Tabii. Sen Nur'un tarafını tutarsın zaten. Niye acaba? Elmas yüzünden olmasın sakın. Nazan, vallahi saçmalıyorsun ha. Tamam, tamam. Hadi, Betim benzin atmasın hemen. Kusura bakma da o kadar dokunduracağım artık yani. Bana bak. Bizim bu çifte kumraların arası bu mankenlik işi yüzünden biraz bozuk galiba. Nazan bir kahve içeyim dedim. Ağzımdan, burnumdan getirdin. İnat işte. Hala kapalı. Kapattı kendini çalışma odasına. Canan ne yapıyorsun sen? Ödümü kopardın. Çöp atıyorum ne yapacağım? Ama bu benim Mert'e verdiğim hediye. Kırılmış. Kırık diye atıyoruz zaten. Allah Allah. İciler Hanım söyledi. Kırıldı. Çöp dedi. Nasıl kırıldı bu? Ben mi kırdım canım? Allah Allah. Al tamir et o zaman. Deli mi ne ya? Ama bu tamir olmaz ki. Böyle kötü bir gece galiba. Tipik bir kozan çiftliği gecesi. Sana bu tipik geceyi sıra dışı hale getirecek bir haberim var. Sıkı dur. İlk reklam filmini çekeceksin. Reklam filmi mi? Yani televizyonda mı? Televizyonda. Telefon operatörü reklamı. Yani kısa bir teksim var. Repliğin tek cümle ama beden dilini çalış. Tamam. Al bakalım. Şimdi yani ben televizyona mı çıkacağım? Evet.
her şey ailemiz için. Çünkü her şey ailemiz için. Yok yok. Çünkü her şey ailemiz için. Olmadı ya. Çünkü her şey ailemiz için. Çünkü her şey ailemiz için. Ailemiz için. Çünkü her şey ailemiz için. Çünkü her şey ailemiz için. Hafize, şu Nur'la bir konuşsak diyorum. Ne konuşacağız? Bizim memleketteki pamuk tarlasını. Hani paraya kıyıp da bakamadık, çok harap oldu. Hani bir ucundan tutsa da diyorum. Tövbe yarabbi, kızdan para mı isteyeceğiz? Ne var yani? Üç kuruşluk tarla parasının Nur için bundan sonra kıymeti var mı ya? Yok yok, iyice zıvanadan çıktın Tayyar Efendi. Dünyada olmaz. Beş kuruş istemem ben yeğenimden. Ulan sen de zaten akıl olsa var ya. Ah. Hayır. Ha, hoş geldiniz. Hoş ne söyledim lan ben sana? He? Ne söyledim ben sana? Ne oluyor hala? Ya sen benim teyzeme nasıl caka satarsın ha? Sen kimsin lan? He? Sen kimsin? Aman Yiğit Bey. Ne demek aman Yiğit Bey? Bana bak. Sen onca kabahatinden sonra hala bu evde barınabiliyorsan önce karıma, sonra karına dua et. Bak, bir daha ortalık karıştıracak olursan gözünün yaşına bakma. Al işte, gördün mü Tayyar Efendi yaptığını? Ne oldu baba? Damadın postayı koydu. Ne oldu, söndü mü hava? Yiğit dursana. Ha bak, güzel hazırlanmışsın. Tekneye gideceğiz. Yiğit bir dur. Durdum, ne var? Eniştem ne yapmış? Yoksa Aycül Hanım'a bir şey mi söylemiş? İşte söylemiş kadar olmuş. Teyzem biliyor artık herkesin bildiğini. Kovacak mı? Merak etme, kovamaz. Keşke bu olanları halamlara söylemeseydin. Yani böyle olacağı belliydi. Eniştem rahat durmaz. Duracak. Merak etme. Eğer o durmazsa ben hiç duramam. Telefonun hala kapalı mı? Evet. Kendisi şu anda Marmara Denizi'nde boğaz havası alıyor. Attın mı? Hı, attım. Ne var? Bak, şimdi sen telefonlusun, ben telefonsuzum. Biraz da sen tırmala bakalım bana ulaşmak için. Senin kadar inat görmedim. Ha, benim kadar inat görmemiş. Aynaya bak, ben gördüm. Bak, karşında duruyor. Şey, tekne gezimiz uzun sürer mi? Yani akşama döneriz değil mi? Niye? Bir programın, bir randevu mu var? Şey, çekimim var. Reklam çekimi. Reklam çekimi mi? Hani televizyonda çıkar ya, ondan. Ben bütün sayfayı okuyamadım. Ay yoksa karşılıksız aşk değil miymiş? Ay yoksa Yiğit de mi kıza aşk? Televizyona çıkacağım. İyi, valla söyle de bana ne tür reklam filmi olduğunu. Duş jeli. Duş jeli mi? Bağırma, bağırma. Kızma. Şaka yaptım. Telefon reklamı. Ha, telefon reklamı. Bak, telefonsa iyi. Telefonsa akla uygun, telefonsa güzel. Çünkü telefon bizim ilişkimizin şifresi. Senin ayakta durma simgen. Telefonsa iyi, tamam. Sesim çıkmaz. Bak, bir sonraki reklamın zeytinyağı olsun. Olu uyar. Üste çıkan zeytinyağı. Tam senlik. Ondan sonraki de keçi peyniri reklamı olur. İnatçı keçinin peyniri. Kafana da şapkayı takmışsın afacan deniz gibi. Hayret bir şey. Thank you.
kendine geleceğiz ya. Allah'ım. Şu kız ne kadar takarsa taksın kafayı kocana. Bilmiyor musun sen kocanı? O adam senin kocan ya. O adam benim kocam yani. Hilal. Aa. Sen daha giyinmemişsin yavrum. Neyin var yine senin? Hilal. Hı. Çıktım işte, hava aldım biraz ya. Giyineceğim şimdi de. Yavrum. Eğer tekneyle çıkmak istemiyorsan evde oturalım, dinlenelim, keyfimize bakalım. Alışverişe de gidebiliriz. Ay ne saçma fikir anne ya. Allah Allah. İşte çıkacağız tekneyle, ne güzel deniz havası alacağız. Doğru. O kadını da davet ettin. Mis gibi deniz havası alırız artık içler. Ben bilmiyor muyum senin kafan orada? Hı? Allah Allah. Ya sen dün bana demedin mi bu kadın seninle nasıl oynuyorsa sen de onunla öyle oynayacaksın diye? Tekneden daha iyi fırsat mı olur ya? Gör bak sen, ben o kızı denize düşmüşten beter edeceğim, beter. İnsanın havası marinaya ayak basağı basmaz değişiyor gerçekten. Vallahi öyle, çok keyifli. Öyle yandan yandan keyifli diyeceğim ama bir tane de sen al Cahit'ciğim. Bizim neyimiz eksik? Ay ne deniz meraklısıymışsınız. Beni tutmaz inşallah. Ay anne, daha tekneye ayağını basmadan söylenmeye başladın ya. Vay be, bu nasıl bir tekne? Kocamanmış. Ben daha küçük bir şey hayal ediyordum ama bu kocamanmış. Bize de bu yakışır. Bu tekne senin. Hadi bakalım, gel. Gelin bakalım. Dur bakayım, beklesen. Çık bakalım yukarı. Ben. Tekne gerçekten çok güzelmiş Yiğit Bey. Aradığınız huzuru buldunuz mu? Yok. Onu daha bulamadım. Hala arıyorum. Hadi. Niye öyle bakıyorsun kocana sen? Bir şeye bakmıyorum ya. Aa, sana öyle gelmiş. Gel, beraber kullanacağız. Bu tekneyi beraber kullanacağız. Ne yapayım? Hayır, korkma. Acaba? Oturun bakalım. Baba. Hı. Şu ne? Korno. Çok güzelmiş korno. Yüksek sesle şey yaptığımı fark etmedim ben. Ay bir de yüksek sesle mi şey ettim diyor ya. Kızım sen kafayı mı yedin? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Ha? Edebinle otur. Edebinle otur. Kasıtlı yapmadım. Bana bak. Benim kızımın huzurunu kaçıracak en küçük bir şey yapmayacaksın, anladın mı? Ooo,
gel Sultan. Sen ancak hayal edersin. İclal yapıyor bak. İclal iyi esiyor vallahi. Kızın canını okudu. Beter olsun Allah'ın gözü. Bizim bir fotoğrafımızı çeker misin? Ne gerek var şimdi İclal? Ay ne gerek var hayatım? İşte bir tane aile fotoğrafı çektirelim diyorum. Annem mi kaldırayım şimdi? Nur burada. Çekiversin işte. Ben çekerim. Aile fotoğrafınızı. Ama bak titretme ha. Net çıksın. Ben bir tane de aşk fotoğrafı istiyorum. Hadi sıkıldım ben hadi. Hadi. Hadi şu oltaları alalım da balık tutalım. Ya ben limonata istiyorum. Ya hadi yürü. Ne güzel çıkmış.